Günaydın, kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza şu anda abone olup bizi ilk siz izleyebilirsiniz. Bay bay. Baba. Günaydınlar tekrardan. Biz böyle kahvaltımızı hazırladık. Bugün kahvaltıda bize annem ve babam da eşlik ediyor. Murat zaten kahvaltısını yapmıştı. Ezgi de gelecek. Biz böyle dördümüz yapacağız. Şimdi yanında patates yaptım. Bir de böyle közlenmiş biberi tereyağda güzel bir şekilde pişirdim. Sonra üzerine rendelenmiş kaşar koydum. Çok lezzetli oluyor. Biraz da tuz koydum. Çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin. Bu markette satılan hazır kavanozlar var ya, oradaki közlenmiş biberle de yapabilirsiniz. Bunu Sevil annem işte kışlık için yapmıştı, közlenmiş biberi buzluğundaydı. Onu çıkarıp yaptım ama öyle de olur, öyle de lezzetli oluyor. Onu da yapmıştım çünkü. O zaman bize afiyet olsun. Günün ilerleyen saatlerinde görüşürüz tekrar. Özgür de öyle. Murat da geçen gün. Ya yapma. Bence. Hani sen de onu atsana. Ya benim gücüm yetmiyor ki buna. Geçen gün biz de Murat'la kartopu oynuyoruz. Bana öyle bir kar atıyor ki. Gömür atar gibi. Kadın var ya, kürekle atar kadın. Gömür atar gibi atıyor. Kış. Dede mi gelmiş? Anneanne teyze mi gelmiş? Uykusu gelmiş bir de. Gece dün hiç uyumadı da. Atıyor. Sana atacak bak. Özgür'e sana atacak Özgür'e. Var bir tane ben atacağım. Son balon gücü ya. Baban enerjisini bununla atıyor Özge. Köye gidemediği için enerjisini bunda atıyor. Bahçe yapamadığımda ben. Evet, babam robotun peşinde şimdi de. Nasıl temizliyor? Şimdi bir tane toz var, onu alacak mı? Nerede? Aldı. Tamam bak, yok karşında da aldı. Dur, bu ona bilmiyorum. Robotu deniyorlar şu anda, beğenecekler mi beğenmeyecekler mi? Murat da saat 1 olduğu için öğlen yemeğinde. Kendisi biber yiyor, köfte yiyor, ekmek yiyor. Evet. Bir şey mi diyecektin bana? Yok. Bir şey diyecek gibi baktı. Hayır. Ben de annemlere şöyle sütlü Türk kahvesi yapıyorum. Normal Türk kahvesi içmiyorlar, sevmiyorlar çok fazla. Böyle daha çok yumuşak, dibek, sütlü falan seviyorlar. O yüzden dibeğim yoktu, sütlü Türk kahvesi yaptım. Böyle bardaklarımı hazırladım, yanına çikolatalar da koydum. Şimdi afiyetle yiyeceğiz. İçeceğiz yani. Yandı, şöyle bir öğle yemeği hazırladım. Köftesi, domates, salatalı ve meyve suyusu. Şeref babamlar da geldi, Sevil annemler de geldi. Oturuyoruz şimdi hep birlikte. Kökten değil. Afiyet olsun. Karabiberden kes, o dalların çıktığı yer var ya. Ama sen başta yap. Başka cins de aç. O ne kızım?
Şimdi annemler dışarı çıkarken ben de Özgür Duru'yu parka götüreyim dedim. Çünkü annemler giderken evde durmayacaktı. Hem de dışarı çıkartmış olurum, parkta gezdirmiş olurum birazcık. Havası değişir, çok mutlu olur. Zaten onlar mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz. Şimdi parka doğru ilerliyoruz. Kızım, peki bitti neredeymiş? Parkta böyle mı? Ara ara mesaj vermeleri yok mu? Ezgi bir şey söyleyeyim mi? Ben annemle babamın bizi böyle parka getirip oynattığını hatırlamıyorum. Sen? Oynatmadılar zaten. Doğru hatırlıyorsun. Anne, bizi hiç oynattınız mı parkta? Evet. Oynattım kızım. Siz ikinizi de oynatmışım. Peki babam? Babacım oynatmamışımdır herhalde. Çok şanslısın Özgü Duru. Evet. Güzel mi kızı? Anneye bak anne. Bindi. Tamam hadi gitsin. Hadi gitsin. Yakala. Benim kucağıma gelecek. Kaçacak o, dalacak. Kızım sen artık bütün kediler seni görünce kaçıyor. Çok sıkıyorsun ya. Bunaltma hayvanları. Gitme, oraya gitme. Evet, şimdi biz eve geldik ve akşam yemeği vaktine geçiyoruz. Burada et mi pişireceğim Murat? Niye buna bir şey koydun? Burada ne pişireceğim? Burada et pilav pişireceğim. Pilav ve et aşkım. Ha. Bu kadar mı pilav? Bir bardak yapacağım. Bir bardak. Buna sığıyor mu? Bilmiyorum. Ben etmiyorum. Pilav ve et var menümüzde. Şöyle göstereyim etimizi. Böyle sırt gibi bir yer düşünün. Hayvanın sırtı. Nasıl bir açıklama, nasıl bir tarif bilmiyorum. İçinde ne var? Yağ var, sarımsak var, tuz var, böyle baharatlar var. Başka? Şu mangal çeşitlisi var. Tamam, yağ, tuz ve baharatlar var. Böyle marine ettik şimdi eti. İnşallah demir dökümde pişirmeye hazırız. Tavamız ısındı. Şöyle elimizi koyuyoruz. Bakayım. Ya biraz daha ısınabilir ama Özgür Duru da çok acıktı. Biz de çok acıktık. Şimdi etimizi koyalım. Ve etlerimizi pişirmeye başlayalım. Pilavımız da olur. Etler pişene kadar. Özge çok şikayetçiydi bu döküm tava çok sıçratıyor diye. Şöyle alüminyum folyodan şöyle üstüne kapak yap. Evet, bizim menümüz böyle tam olarak. Pilav, et, salata, yoğurt. Kızım da burada yemeğini yiyor. O zaman hepimize afiyet olsun. Şimdi annemlere indik yemekten sonra annem yine salonu değiştirmiş. Açıyorum. Evet, daha henüz tam yerleşmediği için şöyle yarım çekeceğim. Ayna buraya geldi, burada televizyon falan vardı. Buraya ayna geldi, masa geldi. Sonra burası yine böyle eski düzene geldi. Bence güzel olmuş. Şuraya böyle televizyon gelmiş. Buraya iki tane koltuk gelmiş böyle. Buraya masası var zaten. Şu ikililerin de böyle koymuş. Yani burası böyle ayrı bir oturma odası gibi olmuş. Burası da böyle bir masalı, aynalı bir yer olmuş. Bu böyle güzel olmuş. Muhtemelen annem bunu bir hafta sonra değiştirir. Değiştirsin değil mi? Yok canım, televizyon biraz durur orada da. Koltuklarda oynama yapabilir. Televizyonu değiştirmek zor. Evet, koltuklarda oynama yapabilir. Nasıl bir oynama yapacaksın? Ha, masayı bu tarafa alacaksın.
Yok. Masa yok tarafa değil. Mesela bu koltuğu şu araya koyabilirim. Ha. Ya da şu koltuğu şöyle çevirip bu ikisini o camın önüne koyabilirim. Anne seni çok özlemişler bu arada. Hiç gözükmüyor musun videolarda? Evet anne. Sevil anneyi çok özlüyoruz. Senin teyze nerede? Senin teyze nerede? Burada. Gel bak sanat eserlerini de çek. Çekeyim. Bunlar online bir müzayede açık arttırmayla satışa çıkacaklar. Evet. Bu kedi. Ben söyleyeyim anlamayanlar olabilir. Tersten çekme ama. Ama şu anda o kuyruğu değil herhalde. Değil bu mi? Kuyruğu. Tamam şu anda düz çekiyorum. Bunlar bıyıkları, gözü. Canavara benzemiş. Evet. Bu kelebek. He, bu güzel olmuş. Bu balık. Şöyle gösterelim. Evet. Şimdilik bu kadar. Devam ediyorum çalışmalarıma. Teşekkür abi. Bunu Özgüdür oynasınlar diye almışlardı ama. Evet. Biz de oynuyoruz. Evet. Oyna bakalım. Tabağı Özgür'ün mutfaktan getirdi. Niye oynuyor şimdi? Yemek yiyor. Tamam hepsi ısırılmaz. Sen onu ye. Evet. Murat orada köy vlogları izleye dursun. Biz burada editi yaptık bile. Editi ben yaptım hayatım. Lütfen yanlış yönlendirme insanı. Yaptım derken üstünden bir kere daha da ben yapıyorum ya onun için. Her zaman dört göz iki gözden iyidir. İzliyoruz. Biz işimizi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. İnşallah devam ederiz bu şekilde. İnşallah. Biraz yoruldum ben. Açıkçası. Ben daha finallere çalışacağım. Çok güzel. Ben de Wings izleyeceğim. O zaman videoyu da kapatalım. Wings izlemekten yoruldun sen. Hayır daha. Bugün yeni açtım. Tamam artık videomu kapatıyorum. Çünkü saat bakalım kaç olmuş. Yine odaklamıyor. Saat 11'e geliyor. Videoyu da bitirdik. Günü de bitirdik. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.